Merhaba arkadaşlar, bugün mail gelen sorulardan yapamadığımız sorular bölümünde mail@burayan.com'a atabilirsiniz soruları. Bir de yayına atarsanız sevinirim çünkü yayına da teşekkür edelim, alıntı yaptığınızı belirtelim hangi yayından olduğuna. Güzel sorular ayrıca hepsi. Yukarıdaki verilere göre birinci ağacın boyu kaç metredir? Şimdi bu niye önemli bir soru? Çünkü bir geometri sorusu, klasik bir geometri sorusu ama garip. Çünkü çıtınağdan çıkınca adam diyor ki bir tane ağaç sorusu vardı, ağaç onu nasıl çözülüyordu falan. Bu soruyu şöyle verse bize. Çizebilirsem. Şöyle verse bu soruyu. O zaman diyecektik ki kolay bir soru. Dört kök küçülseydi, şuralara da diklikleri yazsaydı. Çok temel bir geometri sorusu olacaktı. 30, 60, 90 üçgeni ne yapmış? Demiş ki ben bunu ağaç yapayım. Peki dikliği nasıl gösteriyor bize? Diklik olduğunu nasıl gösteriyor? Onu da muhtemelen şu yukarıda yazılı kısımda söylüyordu. Ya da ağaç olduğundan dolayı şu EDC doğrusaldır diyor. Şu şekilde buradan dik olduğunu görüyoruz. Yukarıda sanmıyorum ama 77 buradan başlıyor. Burada dik olduğunu görmemiz lazım. Ben hiç düşünmeden dik demiştim ama herhalde onu da bir özel şey var. Çünkü burada ekstradan verilen bir şey yok. Sadece şu ağaçların yere dik olduğunu görmemiz lazım. Hani açılı olursa ağaç devrilir gibi mi düşünüyoruz acaba, onu da bilmiyorum. Şimdi şurası 90 olunca bizim kuralımız neydi? 30, 60, 90 üçgeninde. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı 1 kök 3, 90'ın karşısı 2. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3, 90'ın karşısı 4. Kısa yollar neydi? 30'un karşısının 2 katı 90'ın karşısı oluyor. 30'un katının kök 3 ile çarpılmış hali 60'ın karşısı oluyor. Peki 60'tan 90'a nasıl geçiyoruz? Onu istersek buradaki geçişle yapabiliriz ama o zor olur. Pratik yolu 60'ın karşısında ne varsa onu kök 3'e bölüp 2 ile çarpıyoruz. Yani kısaca aslında 2 bölü kök 3 ile çarpıyoruz. Şimdi ama o akılda kalması zor olduğu için mesela 2 kök 3 60'ın karşısı. Kök 3'ü sildim 2. 2 ile çarptım 4. Neyse bu geometri bilgisiydi. Burada 90'ın karşısı 12, 30'un karşısı onun yarısı olacak. 6 olacak. Şurası da 60 derece kaldığı için şuraya 30, 60, 90 üçgen. Şurası da 6 kök 3 olacak. Yani buradaki 1, 2 şey 1, 1 kök 3, 2 yerine 6, 6 kök 3, 12 üçgeni olacak. Tamam. Geldik ikinci üçgene. Aynı açılar çünkü zaten EDC paralelmiş. Şöyle 90'ı yazdık. 30'un karşısının ne olduğunu bilmiyorum. 90'ın karşısının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Şurası 12, onu biliyorum. Ama şuradaki 60'ın karşısının 4 kök 3 artı 6 kök 3'ten 10 kök 3 olduğunu biliyorum. Şimdi geldik buraya. Hangisini biliyorum? 60'ın karşısını. 10 kök 3 olduğunu biliyorum. 30'a nasıl geçiyorduk? Kök 3'ü siliyorduk. Kök 3'e bölüyorduk yani. 10. 90'ın karşısı da 20. Şimdi 90'ın karşısı 20'ymiş. Şurası 12 ise şurası 8 eder. Bize ED'yi sormuyor ama şu ağacın boyunu soruyor. Yani 30'un karşısını soruyor. O da 10. Tekrar bakarsak ne yaptık? Bir küçük üçgenimiz vardı. Bir de büyük üçgenimiz vardı. Biz küçük üçgendeki dik kenar küçük ağacı, büyük üçgende büyük ağacı aldık. Mavi üçgen büyük üçgenimde, ona sonra geçtim. Kırmızı üçgen küçük üçgenimde. İkisi de 30-60-90 üçgeniydi. Soruyu zorlaştırmak için dik kenarlar yerine ağaçlar çizmişti. Bunun benzerini yapıyor. Mesela dik kenar yerine ağaç çizebilir. Peki eğri yer yerine ne çizebilir? Buna da mesela diyor ki bir yol diyelim. Örneğin şunu bir yol gibi gösteriyor. Veya şurayı bir karıncanın yürüdüğü mesafe gibi gösteriyor. Tamamen kafa karıştırma. Arka planda dönen bilgilerimiz neler? 30-60-90 üçgeni, 45-45-90 üçgeni gibi 22,5-67,5 üçgeni var. O pek KPSS'de, GS'de çıkmıyor. Ama genelde bu. Özel üçgenler. 5-12-13 üçgeni, 8-15-17 üçgeni, 6-8-10 üçgeni. Bu özel üçgenler, etrafında soru dönüyor. Ekstradan zorlaştırma.